Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Futbol 2025 Mobile'de bugün gelen güçlendirilmiş epik oyuncular maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Cannavaro, Philipp Lahm ve Schmeichel eklendi arkadaşlar. Onlara bakacağız. Evet, ilk oyuncumuz Cannavaro'dan başlayalım arkadaşlar. Yani 106 seviye olabileceği konuşuluyor. Bakalım 106 seviye oluyor. Bakalım hemen şöyle oraya. Teknik direktörümüzü Xavi Alonso yapalım arkadaşlar. Şöyle en üst seviye dedik. Şu anda 104 seviye. Güçlendiriciyi açtık. 105 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan bir boss ekleyeceğiz. Bir defans eklediğimizde evet 106 seviye Fabio Cannavaro arkadaşlar. Futbol tarihinde ilk defa 106 seviye bir defans oyuncusu görüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar savunması muhteşem gerçekten. Defansif farkındalığı ve ikili mücadelesi 102. Defansif katılım 97. Agresiflik 99. Sıçrama 100. Fiziksel temas 94 gerçekten. Baktığımız zaman akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu, kaptanlık var, kafa, top kesme, adam markacı, kayarak müdahale, hava üstünlüğü, açıyı daraltma, formu da 2'ymiş arkadaşlar. Gerçekten bu adam muhteşem ya. Hani boyu bir tık daha uzun olsa arkadaşlar, şöyle 1.85 civarında falan boy olsa, bir 10 santim daha boyu uzun olsa herhalde en vazgeçilmez oyuncu olur gibi. Ama yani şu anda bile sıçraması arkadaşlar 100. Biliyorsunuz Puyol da kısa boylu bir stoper ama ona rağmen gerçekten çok iyi. Fabio Cannavaro yok edici arkadaşlar, görüyorsunuz. Muhteşem bir savunma. Kafa vuruşu da 82'miş yani. Özellikleri muhteşem. Defans haricinde başka şeylere verdiğimiz zaman, mesela pasa falan verirsek pasta düşüyor arkadaşlar. Teknike bakalım. Teknikte de yine düşüyor. Herhalde sadece savunmada crossing. Sadece defans arkadaşlar. Duelling'de de yine 106 oluyor. Fantastia da yine düşüyor. Heartworking'de bakın arkadaşlar. Heartworking'de da yine 106 seviye oluyor. Pasta 105'e düşüyor. Yani gördüğünüz gibi defansa verdiğiniz zaman arkadaşlar 106 seviye muhteşem özellikler. Gerçekten Fabio Cannavaro muhteşem bir oyuncu. İkinci oyuncumuza bakalım. Philipp Lahm. Philipp Lahm da bakalım kaç seviye oluyormuş. En üst seviye dedik. 104 seviye. İkinci boostu da açalım şöyle. Onda da kime verelim? Yine savunmaya verelim. 105 oluyor. Baktığımız zaman hızlanma, denge, dayanıklılık iyi. Pasta elleri muhteşem. Savunması da çok iyi. Yerin ortası falan da var arkadaşlar. Benim de 104'lük kartı var. Philipp Lahm'ın. Yine burada da 105 oluyor. Gerçekten özellikleri de bu şekilde muhteşem. Formu da 2'ymiş arkadaşlar. Sol bek ve dediğimiz gibi defans orta sahada da burada oynatabiliyoruz. Onun haricinde başka seviyelere de bakalım kaç olacak. Yine herhangi bir şekilde düşme oluyor mu? Tamam. Boost vermezsek 104'te kalıyor. Yani savunmada, paslarda falan 105 seviyede, evet. Şutta bile arkadaşlar 105 seviye. Golcü içgüdüsünde bile 105 seviye arkadaşlar. Gerçekten çok iyiymiş Philipp Lahm. Schmeichel'a bakalım arkadaşlar. Schmeichel'da şöyle bir hata yapılmış arkadaşlar. Free kick taking diyor. Herhalde free kick kurtarma. Şöyle diğer şeyini de açalım. Goalkeeping'de 104 oluyor. Fakat şurada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu free kick taking değil de acaba şurada bakalım. Goalkeeping 2'ye geldiğinde 105 seviye. Acaba hata mı verdiler orada? Hata mı yaptı? Burada bir sıkıntı var galiba. Çünkü free kick taking diyor. Yani free kick taking herhalde free kick kurtarma demek. Fakat goalkeeping herhalde aktif olması lazım. Öyle olunca 105 seviye oluyor. Şu şekilde özellikleri muhteşem. Kaleci farkındalığı falan muhteşem. Yani 1.93 boy var. Sıçraması bile 90 yani arkadaşlar. Ama burada bir yanlışlık olabilir belki. Oyuna girip de bakmamız lazım aslında. Burada neyi gösteriyordu? Free kick taking diyordu. Şuna artı 2 vermiş. Evet. İki türlü de 104 oluyor. Normalde 105 olması lazım ama burada free kick taking değildi muhtemelen.
goalkeeping'tir arkadaşlar. Bir hata da olabilir. Form 2'ymiş. Şöyle özellikle de gayet iyi. Aslında sıçraması bile gayet güzel arkadaşlar. Sıçramadan şöyle biraz al, şu anda hala evet 105'te kaldı şöyle. Mesela şunu biraz arttırabiliriz. Mesela şu bayağı iyi arkadaşlar. Şunları falan arttırabiliriz. Kalan biri de tekrardan şöyle sıçramaya girersek bu şekilde de gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Schmeichel. Ama muhtemelen burada bir hata olabilir arkadaşlar. Bayağı da özellikleri iyiymiş. Yani özellikle Cannavaro benim bayağı bir dikkatimi çekti arkadaşlar. Savunmada özellikle muhteşem, yok edici, sıçraması 100. Boyuna rağmen hani sıçramayı iyi yapmışlar gerçekten. Hani bir Puyol etkisi yaratır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Buradan top açılımı yapacak mısınız? Yaptıysanız kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Akşam duruma göre belki top açılımı yapabilirim ya da perşembe günü bekleyip pazartesi günü gelecek oyunculara göre de bekleme yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.